Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. MEB ile ilgili 20. dersimiz olan sınıflarımız ve şubelerimiz nasıl oluşturulur onu anlatacağız arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için öncelikli olarak galeriye geliyoruz. Fotoğraf galerisi kategorisi ekleyeceğiz. Yani sınıflarımızı, şubelerimizi ekleyeceğiz. Ekliyoruz arkadaşlar. 5A sınıfımız, 5A sınıfımız. Şöyle burayı kopyalayayım. Hemen bir kategori daha ekliyorum. Hemen 6A sınıfımız. Tabii sizde bu değişebilir arkadaşlar. B sınıflarınız da olabilir. Ben basitten anlatmaya çalışıyorum. 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B tarzında sınıflarınız var ise bu tarzda ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kategorilerimi oluşturdum. Şuradan sırala diyorum. Sırada A'dan Z'ye sıralasın. Ben 8A sınıfımıza geleceğim. 8A sınıfına fotoğraf ekleyeceğim. Galeriye geliyorum. İçerisine geldim arkadaşlar. Sınıfımız galerisinin. Fotoğraf ekle diyorum. Hemen geneli seçiyorum. Yapıştır diyoruz. Yine biraz önce kopyalamıştık. Hemen buradan fotoğraflarımı ekliyorum arkadaşlar. 2, 3. Tabi fotoğraf eklerken arkadaşlar galeri hazırlarken fotoğraflarınızı önceden hazırlamanız her zaman için sizin işinizi kolaylaştırır. Hazırlamaz iseniz bir taraftan hani panelle uğraşayım bir taraftan fotoğrafla uğraşayım derseniz uzun olur arkadaşlar. Ben önceden hazırladığım için hemen resimlerimi yüklüyorum. Resim yüklerken tabi 10 ta 9 tane resmi aynı anda yükleyecek. O yüzden biraz vakit alabilir. Tabi eklediğiniz resimlerin boyutuna göre de değişebilir. Atıyorum bir sınıfta bütün öğrencileri eklemek istiyorsunuz ve bütün öğrencileri galeriye ekledikten sonra her öğrencinin resminin altında kendi ismi gözüksün istiyorsanız resimleri mutlaka tek tek seçmeniz lazım. Birinci öğrenci, şuraya da öğrencinin adını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama ben genel resimler eklediğim için toplu 8A sınıfı diyeceğim. Galeride resmin altında sadece 8A sınıfımız gözükecek arkadaşlar. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Hani öğrenci bazlı düşünürseniz de mutlaka tek tek ekleyip öğrencinin ismini altına eklememiz gerekiyor. Arkadaşlar aynı şekilde hemen şuradan galeriye tekrar giriyorum. Aynı resimleri 7A sınıfına da kullanabilir. Yani 7A sınıfının resimlerini 7A'ya, 6. sınıflara, 6. sınıfa bu tarzda öncelikli olarak resimlerimizi kategorilerimizin içine aktarıyoruz. Daha sonra menüye geliyoruz arkadaşlar. Menüde bakın sınıflarımız diye bir bölüm var. Buraya ben alt kategori ekleyeceğim arkadaşlar. Alt kategori nedir o? Neydi? 5A sınıfımız. Şu anda ben hemen 8A'yı yaptığım için 8A yazıyorum. 8A sınıfımız bağlantısını seçiyoruz. Menü bağlantısını. Bakın burada püf nokta burası arkadaşlar. Fotoğraf galerisi bağlantısını seçiyorum. Burada neyi seçeceğim? Neyi fotoğraf galerisi yapacak? 8A sınıfımı yapacak. Ve aynı sayfada açacak. Ekle diyorum. Şu anda galeriyi oluşturdu arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde bir alt kategori daha. 7A sınıfımız aynı pencerede açsın. Şu anda hemen geliyorum içerik bağlantısı yerine fotoğraf galerisi bağlantısı 7A sınıfını seçiyorum. Ekle diyorum. Hemen bir tane daha ekliyoruz. 6A sınıfımız aynı sayfada açsın yine. İçerik bağlantısı yerine fotoğraf galerisi bağlantısını seçiyoruz. 6A sınıfımız ve son olarak buraya geliyorum ve 5A sınıfımız yine aynı şekilde fotoğraf galerisi bağlantısı 5A sınıfımız diyoruz ve ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ekledik. Galerilerimize resimlerimizi ekledik. Gerçi biz 8 ekledik ama bütün sınıflarımıza eklediğimizi varsayıyoruz. Ve şurada arkadaşlar sınıflarımızın bağlantılarını da yaptık ve yayınla deyip sonucu bir görelim arkadaşlar. Açılır menü yaptık. Açılır menüde sınıflarımızın üzerine geliyoruz. Bakın 8A, 7A, 6A, 5A. Bakın sıralamada biraz sıkıntı olmuş. Onu da nasıl düzeltildiğini gösterelim. Biz 8A'yı yapmıştık. Bakın 8A sınıfının fotoğraf galerisi. Şurada özellikle resim eklerken demiştim ki siz buraya birinci öğrenciyi eklediğinizi varsayalım.
bir numaralı öğrenci. Altta adı olsun istiyorsanız mutlaka resimleri tek tek ekleyip her resmin altına o öğrencinin ismini eklememiz gerekiyor. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz anlamsız olmuş ama 8. sınıf ana sınıfı ben halihazırdaki hızlı olsun diye elimdeki resimleri kullandım. Gördüğünüz gibi fotoğraf galerimiz çalışıyor arkadaşlar. Hemen şu sıralamaya gelelim. Bakın sıralama tersti. Hemen sıralamayı anlatayım ben size. Şuradan tabi sıralamayı anlatacağım ama bilgisayar biraz ağırlaştı. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gerçi kapatmayalım dersimizi. Menüden eklemiş olduğumuz menüde sınıflarımız vardı. Sınıflarımızın alt kategorilerin yanında yukarı aşağı, yukarı kırmızı ve yeşille, yeşil yukarı, kırmızı aşağıya. Oradan sıralamalarınızı tek tek yukarı aşağı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylece